06 Motovlog'dan herkese esenlikler arkadaşlar. Bugün sizlere yeni aldığım montum BMW'nin Enduro Guard'ının tanıtımını yapacağım. Kutu yeni geldi kargodan. Şimdi hemen hızlı bir şekilde kutusunu açalım. Ürünün faturası içinde. Montun kendisine geçelim. Enduro Guard, BMW'nin yaklaşık olarak 4 mevsim diye adlandırabileceğimiz, tabir edebileceğimiz bir montu. Gördüğünüz gibi buralarda böyle reflektif şeritleri var. Montun hemen önünde 2 adet fermuar yer alıyor arkadaşlar. Bakın, 1 adet burada siyah fermuar, 1 adet de onun altında gri fermuar. Gri fermuarı kapattıktan sonra, soğuk kış ayları için bunu söylüyorum, şöyle. Daha sonra da siyah fermuarı kapatıp tamamen ısıdan, sudan izole bir kıvama gelebiliyorsunuz. Neden Enduro Guard'ı aldım? Özellikle Ankara gibi karasal iklimin hüküm sürdüğü yerlerde standart yazlık montları kullanamıyoruz maalesef. Çünkü buralarda bildiğiniz gibi nem olmadığı için, yani deniz iklimindeki gibi nem olmadığı için, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı anormal olabiliyor. Yani havada güneş varken böyle 15-16 derece, bazen 17-18 derecelere çıkan sıcaklık, güneş battığı andan itibaren çok hızlı bir şekilde düşmeye başlıyor ve bazen geceleri 1-2 dereceye düşebiliyor. Bu özellikle bu tür yerlerde kullanmak için çok ideal bir mont. Montun hemen ön tarafında tam omuzlardan başlayıp aşağılara kadar inen 2 adet dev havalandırma fermuarı var arkadaşlar. Biri burada, biri de gördüğünüz gibi bu tarafta. Montun kol kısmına geçtiğinizde hemen burada ön kol tarafında şöyle bir ayar yeri var. Bu ayar çıt çıtının da hemen dibinde yine gördüğünüz gibi su geçirmez ziftli güzel bir havalandırma fermuarı daha var. Bu fermuar şu işe yarıyor. Bu montun manşetleri oldukça geniş. Bu geniş manşetlerin iç tarafında şöyle kolun içinde yer alan ve bizim eldivenlerimizin içine giren bir kısım daha var. Bu kısmı açtığınızda buradan giren hava buraya ulaşıyor arkadaşlar. Buradan dışarı tahliye oluyor daha doğrusu. Hemen arka tarafında şöyle üst kol triceps bölgesinde yine güzel bir havalandırma penceresi daha var. Gördüğünüz gibi kocaman. Bu fermuarların tamamı su geçirmez bu arada. Montun sırt tarafını çevirdiğinizde hemen kürek kemiklerimizden başlayıp böyle aşağı böbreklerin bittiği yere kadar inen gene 2 adet kocaman havalandırma penceresi var. Bu neye yarıyor, ne iş yapar derseniz bu şuna yarıyor. Az önce bahsettiğim gibi eğer buraya benzer karasal bir iklimde motor sürüyorsanız veya işte sabah Ankara'dan yola çıktınız, hava soğuktu, daha ısınmamıştı. İşte öğleye doğru İstanbul'a doğru ya da işte güneye doğru Antalya'ya doğru indiniz. Hava ısınmaya başladı. O sırada bu fermuarları açıp oldukça ferah, efil efil bir yolculuk yapabilirsiniz arkadaşlar. Montun tam 8 adet cebi var. Önlerde buralarda su geçirmez 2 adet cebe sahip gördüğünüz gibi. Yine göğüs kısmında kocaman 2 cep daha var. Şöyle. Şu alanı tamamen kaplıyor arkadaşlar cepler. Yine burada şöyle gördüğünüz gibi bir cep daha var. Ama bu cep su geçirmez değil. Bu cep su geçirmez. Yani hemen bunun altında yer alan bir cep daha var. Burada gördüğünüz gibi. Montun bu astar kısmına geldiğinizde burada bir adet yine cep bizleri karşılıyor. Bir adet de montun hemen sırt tarafında BMW motor adyasının altında bir
cep daha var arkadaşlar. Buraya ben genellikle yağmurluk koyuyorum. Beni rahatsız etmiyor. İstenirse bu kısma kuyruk sokumu koruyucu şeklinde bir ekipman daha ekleyebiliyorsunuz. Koruyucu derken montun dirseklerinde, omuzlarında ve sırtında NP2 olarak adlandırılmış 3 adet oldukça kalın darbe emici koruma var. Şöyle tekrar montun iç tarafına geçelim. Montun iç tarafına geçtiğinizde şurada şöyle gördüğünüz gibi değişik bir yapı sizleri karşılıyor. BMW bu montu İsviçreli Schöller Textil diye bir firmayla birlikte üretmişler arkadaşlar. Oldukça ciddi Ar-Ge'si olan bir mont. Montun bu dış tarafı Dynatec ve dirseklerdeki kısmı da Seraspace denilen seramiğe yakın bir maddeyle kaplanmış durumda. Oldukça yüksek bir aşınma ve sürtünme direncine sahip. Bu özellikle yüksek hızlarda düşüp sürüklendiğinizde arayacağınız bir özellik. Umarım kullanmama gerek kalmaz. Yine aynı firma yani Schöller Textil Everest'te tırmanan dağcılar için de özel ekipmanlar üretiyor. Bu membranlar konusunda adamlar aşmışlar. Bu sırt tarafında ve montun içinde yer alan su geçirmez membranın şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Buna sea change diyorlar. Bunu çam kozalaklarından esinlenerek üretmişler. Çam kozalakları bildiğiniz gibi hava soğuk olduğunda büzüşür. Hava sıcaklaşmaya başladığında güneş eriklerinde de yavaş yavaş açılırlar. Buradaki materyal de buradaki membran da bu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Vücut ısınız düşmeye başladığında bu içerideki gözenekler sıkılaşıyor ve kapanıyor. Vücut ısısını içeride tutmaya yardımcı oluyor. Ama aynı zamanda kozalağın yapısı gibi dışa doğru havayı dışarı atıyor. Bu sayede nefes almanızı sağlıyor. İşte terlediyseniz ter sıvıyı dışarı atıyor. Oldukça güzel, özel bir materyal. Pahalı elbette. Yani BMW'nin zaten ucuz herhangi bir şeyle karşılaşmadım. Şöyle bir durum daha var. Az önce bahsettiğim gibi işte eğer Ankara'dan yola çıktınız ve sıcak bölgelere doğru yol alıyorsanız vesaire, havalandırma ile ilgili ikinci bir opsiyonu daha var montun. Büyük fermuarları haricinde. Bu sadece içteki gri fermuarı kapatarak öndeki büyük fermuarı kapatmama lüksüne sahipsiniz. Bu da şunu sağlıyor. Şöyle yapayım. Bu fermuarı kapatıp bunu kapatmadınız. Bu yanları mesh arkadaşlar. Yani fileli, nefes alan bir yapıya sahip. Buradan da içeriye doğru özellikle karın ve göğüs bölgenize hava girişini sağlayabiliyorsunuz. Montun hemen iç tarafında iki adet daha fermuar var. Gördüğünüz gibi şurada 40 santimlik kısa bir fermuar. Bir de alt tarafta şurada boydan boya burayı çevreleyen bir fermuar daha var. Bu şuna yarıyor. Bunu şu alttaki parçayı buradan ayırıp yazlık herhangi bir pantolonunuza dikip ondan sonra da bindiğinizde sırtınızdan içeri rüzgar girmesin diye kullanabiliyorsunuz. Bunu da BMW'nin Enduro Guard'ında zaten bunun karşılığı var. Yani BMW Enduro Guard pantolon alırsanız bunda bir takım oluyor. Tulum gibi giyebiliyorsunuz. Almadınız diyelim. Bunu da herhangi bir kışlık pantolonunuza eğer diktirebilirseniz arkadaşlar terziye bununla birleştirip kışın burayı kapatıp bayağı bildiğiniz tulum gibi kapalı, soğuğa dayanıklı bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Enduro Guard'ın içinde sökülebilir termal bir astar yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu yani ayrıca bir astar satın alıp bunun içine de takma şansınız yok. Bazı modellerde şimdi termal astar satılıyor ama ekstraya tabi. Bunda öyle bir durum yok. O yüzden bunun içerisine eğer hava soğuksa ya da benim gibi işte eksi sıcaklıklarda biniyorsanız bir termal katman almanız gerekebilir. Yine şöyle beğendiğim bir özellik daha var. Genelde montların bu alt kısımlarında cırt cırt kullanıyorlar. Velcro kullanıyorlar. Ya içeride bir böyle hafiften yünlü münlü bir şey giyiyorsunuz. Abi cart cart kaza yapışıyor, duman ediyor. Bu kısımda çıt çıt kullanmışlar. Bu güzel. Yani şöyle böbreklik gibi de bayağı saran bir yapısı var. Bu çıt çıtı da kapatıp üzerine de getirip yine büyük fermuarda çektiğinizde bu çıt çıtı kapatıp bayağı
rüzgar soğuk geçirmez. Hem de dediğim gibi kaza vesaireye yapışmaz bir yapıya kavuşturabiliyorsunuz. Burada bilek kısmında oldukça geniş, şöyle göstereyim, ayarlanabilir velcro cırtları var. Bileğin kalınlığına, işte kullandığınız saate, eldivene vesaire göre burayı ayarlayabiliyorsunuz. Burada bir adet yine çıt çıt var. Şöyle çevirdiğinizde ön kol tarafında gene genişliği ayarlanabilir çıt çıtlar var. Aynı zamanda biceps, triceps bölgesinde, yani bu pazumuzda, üst kolun olduğu tarafta da yine buranın genişliğine göre ayarlanabilir kayışlar var. Aynı zamanda tam böbreğimizin olduğu yere denk gelen kısımda da yine vücudunuzun iriliğine, genişliğine göre ayarlanabilir böyle çıt çıtlar var. Bu sayede fit, daha sıkı, işte daha sıcak bir monta kavuşabiliyorsunuz. Hemen burada bu cepte şeffaf bir cep. Ancak bu su geçirmez değil. Yani şöyle fermuarına yakından bakarsanız su geçirmez parlak bir fermuar olmadığını görürsünüz. Bu kısma da genellikle işte kuruma girişlerde sorulan kurum kimliği veya işte dışarıda pandemi döneminde hatırlarsanız kimlik gösteriyorduk çevirmelere girdiğimizde. Öyle bir kimlik veya işte pasaport vesaire koyup kolayca göstermek için kullanabiliyorsunuz. Ola ki bu cebe su girerse diye de, kameraya yaklaştırıyorum, umarım görünüyordur şöyle. Şurada minicik delikler koymuşlar ki tahliye olsun, içerideki terleme vesaire sorunsuzca dışarı aktarılabilsin diye. Benim bugünlük sizlere aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Merak edenler için faydalı olması adına bu videoyu çektim. Eğer videoyu beğendiyseniz alt taraftan beğen butonuna basmayı, içeriklerin devamı için bana destek olmak isterseniz kanala abone olmayı, dilerseniz katıl butonuna tıklamayı, Instagram'da da 06 motoblog hesabından beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Başka bir videoda görüşünceye kadar hepinize esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.